Selamlar Feyza. Ayarlayalım. Merhaba sevgili Selma. Selma daha önce ders almış mıydın? Feyza'cığım çok iyi yapmışsın. İsmin çok tanıdık geldi. Belki de sizi benzettim. Evet arkadaşlarım. Merhaba Bahar. Bakıyorum kimler var. Peki benden daha önce ders alan var mı aranızda? Tamam. Selam Melek'ciğim. Başka var mı arkadaşımız? Peki. Değerli arkadaşlarım. Tanıtım dersine girmiştim Feyza'cığım. Güzel. Şimdi borçları hukuku nasıl bir ders? Daha önce KPSS'ye girenler kimler değerli arkadaşlarım? Sınava girenler. Evet Feyza'cığım sen girdin. Sümeyye girdi. Evet. Şimdi çok fazla sayıda üniversite mezununun katılım yaptığı. Ha, Selma'cığım sen KPSS B'ye girdin. Kamu personeli seçme sınavında arkadaşlar en zor bölümü alan dersleri oluşturuyor. Hukuk dersleri oluşturuyor. Çünkü siz normalde çok az arkadaşlar. İnşallah Feyza'cığım Allah gönlüne göre versin. Allah ağzından duysun. İnşallah canım. Alan bölümü oldukça zor ve zaten sınavın karakteristik bölümü de alan bölümü. Alan bölümünde yüksek yapan arkadaşlarımız diğer arkadaşlara ne yapıyor arkadaşlarım fark atabiliyor. Sınavımız bir eleme sınavı. Eleme sınavı olması nedeniyle KPSS sınavında yaklaşık 13 yıldır KPSS hakimlik sınavlarında ders anlatıyorum. Üniversitede derse giriyorum. 96 Ankara Hukuk Fakültesi mezunuyum. Değerli arkadaşlarım. Bu derste, bu sınavda işte alan dediğim gibi alan bölümü çok çok önemli. Bizim için çok belirleyici. Yine sevgili arkadaşlarım, bu alan bölümündeki dersler içinde soyut olanı, böyle öğrencilerin zorlandığı, kolay gibi gözüken ama sorularda zorlandığı derslerden bir de borçlu hukuku. Borçlu hukuku neyi anlatıyor? Değerli arkadaşlarım, siz bu derste aslında borçlu hukukuyla medeni hukuk kardeş ders. Bunların da ablaları var, ticaret hukuku. Yani borçlu hukukunu çok iyi algılamadan ticaret hukuku da bize biraz zor geliyor. Neden? Şimdi temel borç ilişkileri anlatılıyor borçlu hukukunda. Temel borç ilişkilerimizi anladığımız zaman üzerinde taciler arasındaki ilişkilerin anlatıldığı ticaret hukuku dersini görebiliyoruz. Tacir kim? Basiretli iş adamı. Temel borç ilişkilerinde kimler var? Sıradan insanlar bizler varız. Bizlerin arasındaki ilişkilerden bahsediyor aslında borçlu hukuku. Ve arkadaşlarım yine İcra hukuku derslerini de bu KPSS grubunda ben anlatıyorum. Peki biz dersimizi nasıl işliyoruz? Dediğim gibi bir eleme sınavı. 200 binden fazla kimsenin katıldığı bu sınavda diğerlerine fark atmak için ÖSEM'in belli teknikleri var. Belli tarzı var. Öncelikle o tarz üzerinden gidiyoruz. Ben üniversitede borçlu hukuku dersi anlattığımda dersi bu şekilde anlatmıyorum. Çünkü ÖSEM'in bizden bekledikleri çok farklı. Şimdi arkadaşlarım öncelikle neyi istiyor? Her değişikliği bilmemizi istiyor. Kanunlarda yapılan değişiklikler bizim için bu anlamda çok önemli. Borçlar Kanunu da 1 Temmuz 2012 yılında değişti. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu haline geldi. Biliyorsunuz ki değişen ekonomik, teknolojik şartlar kanunlarımızın da değişmesine neden oluyor. Mesela en son değişen kanunumuz Kasım ayında icra iflas kanunu. İcra iflas kanunun hangi maddeleri değişti? Satışla ilgili maddeleri değişti. Hani birine takip yapıyoruz ya alacaklı olarak. Takibimiz kesinleştikten sonra arkadaşlar haciz yapıyoruz. Sonraki aşamamız haciz ettiğimiz malların satışı. İşte bu satış kısmında çok önemli değişiklik oldu. Ne oldu arkadaşlarım? Satış tamamen elektronik ortama geldi. Niye? İşte değişen teknolojik değişikliklere uyum sağlayabilmemiz için kanunlarımız da değişiyor.
Dolayısıyla borçlar kanunumuzda 1 Temmuz 2012 yılında çok önemli değişikliğe uğradı. Ve bakın 2022 yılındayız. 10 yıldır düzenli olarak bu değişiklikler bize soruldu. ÖSYM arkadaşlar belli başlık konu başlıklarını çok sever. Bizim dersimiz o yüzden önce konuların işlenmesi, sonra konularla ilgili örnek soruların ders sırasında çözülmesi, bittikten sonra bir pekiştirme yapılması ve üzerine soru çözümü şeklinde gerçekleşiyor. Ve bu sorular değerli arkadaşlarım, olur tabii ki. Medeni hukuk videosunda Feyza Hanım şimdi görebildim. Çözdüğüm sorular da hemen hemen sınavda çıkma ihtimali çok yüksek sorular. Belli konuların çok üzerinde durduğu için özellikle o konuların örnek sorularını ders içinde çözüyoruz biz. Bundan sonra size ne kalıyor arkadaşlar? Çok kısa bir konu tekrarından sonra çıkmış bütün sınav sorularını çözmek kalıyor. Yine derslerde hocalarımız böyle kaynaklarla ilgili de yardımcı oluyor. Kendi kaynaklarıyla ilgili, kendi kitaplarıyla ilgili. Keza ben de öyle. İndirimler de alıp elimizden geleni yapabiliyoruz sizin için. Ama temel nokta ÖSYM'nin taktikleri üzerinden, o ÖSYM sistemi üzerinden sizi diğer arkadaşlarınızdan birkaç level öteye taşıyabilmek, uzun uzun konuların içinde boğulmanız yerine evde ders çalışırken böyle teknik nokta atışları yaparak sınavda güzel sonuçlar almanız için uğraşıyoruz. Çünkü arkadaşlarım dediğim gibi alan dersleri çok çok önemli, dikkat edin. Bazen alan dersinizde borç hukukundaki bir 6 soru iktisattaki 30 sorunuzla aynı ağırlıkta, aynı düzeyde olabiliyor. Çünkü standart sapma bu alan derslerinde çok daha yüksek. Dediğim gibi biz öncelikle değişiklikleri bileceğiz. Bir tek borçlu hukukunda değil, anayasada bir sürü değişiklik oldu değil mi? Anayasa değişikliklerini bileceğiz. Ceza hukukunda 5. yargı paketi çıktı. Bundaki değişiklikleri bileceğiz. Dediğim gibi icra iflas hukukunda 1 Temmuz 2012'de borçlar kanunumuz değişmişti ya, hemen 5 Temmuz'da akabinde 2012'de icra iflas kanunu değişti. Sonra 2018'de arkadaşlar iflas ertelemesi kaldırıldı, konkordato hayatımıza girdi. 2021'de Haziran ve arkadaşlarım Kasım aylarında da icra iflas kanunundaki değişiklikler oldu. Ve biz bunların soru olarak gelmesini bekliyoruz. Peki, neleri göreceğiz biz borçlar hukuku dersinde? Öncelikle şöyle bir üzerinden geçelim. Borçlar hukukunda bir kere hakim olan ilkeleri göreceğiz. Girişte bunlar var. Sonra arkadaşlarım bu ilkelerden mesela hangisi borçlar hukukuna hakim olan ilkelerden biri değildir gibi sorular var. Bunları göreceğiz. Edim türlerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Edim nedir? Edim davranış biçimidir. Borcun konusunu oluşturur. Bu arada 3-4 yıl önceki genel kültür, genel yetenek sınav sorunuz edimin tanımıydı. Edim davranış biçimi. Edim çeşitlerimizin şöyle kısaca üzerinden geçecek olursak, olumlu edim, müsbet edim, olumsuz edim, menfi edim, şahsi edim, kişinin şahsi özelliklerinin ön planda olduğu edimler. Mesela bir KPSS sınav sorusunda bir heykeltıraşın heykel yapması nasıl bir edimdir? Aşağıdakilerden hangisidir diye soru sorulmuştu. Cevap şahsi edimdi. Heykeltıraşın görevi o. Ve onun şahsi özelliklerinden kaynaklanan bir edim. Yine arkadaşlar parça borcu cins borcundan bahsedeceğiz. Sonra arkadaşlarım edim çeşitlerini yine başka sınıflandırma yapacağız. Ani edim, sürekli edim, dönemli edimin tanımlarını yapacağız. Mesela arkadaşlarım edimle ilgili en son yakın zamanda en son yapılan sınavımız bizim İcra Müdürlüğü sınavımız. İcra Müdürlüğü'nde borç hukuku sınav sorularından biri edimle ilgiliydi. Biz en son sınavlarda da neler çıktı bunlardan da size bahsedeceğiz. Diyeceğiz ki derslerde bakın bu konu işte 2020 KPSS'de çıkmıştır. Bakın bunu 2021'de sordular dikkat edin. ÖSYM son yılda, son 10 yılda bu konuyu yaklaşık 5 defa soru olarak sordu. Şu şekilde sordu diye her konudan sonra tek tek bunu anlatacağız. Neden ben şimdi size İcra Müdürlüğü sınavında bu soru çıktı dedim. Sevgili arkadaşlarım, Kuzey Kutbu'nu yeniden keşfetmeye gerek yok. Ben son 20 yılın bütün sınav sorularının çözüldüğü bir soru bankasını cevapladığımda hazırlarken o soru bankasına çıkmış soruları gördüm ki edimi hakimlik sınavında da soruyor ÖSYM. Edimi
KPSS sınavında da soruyor. EDİM'i gelir uzman yardımcılığı sınavında da soruyor. İcra müdürlüğünde de soruyor. Sayıştay'da da soruyor. Ziraat Bankası'nda da soruyor. Yani biz bütün arkadaşlar aldığımız borçlu hukuku dersiyle bütün gireceğimiz sınavlarda çıkabilecek soruların hepsini çözmüş olacağız. Yani o yıl KPSS'de sorduğun aynısını 3 yıl sonra hakimlikte sorabiliyor. Yani eğer aranızda hakimlik sınavına hazırlanmak isteyenler var mı? Hakimlikte düşünen var mı KPSS'den sonra? Bu anlattığım dersle hakimlik, idari hakimlik sınavında da arkadaşlar çok rahatlıkla evet Feyza'cığım, borçlu hukuk sorularını çözebilirsiniz. Çünkü ben aralarda size karışık karışık çıkmış sorulardan da çözeceğim. O zaman şunu söyleyebilirim. İdari hakimlikte de Edim'le ilgili daha önce çok sık soru geldi. Mesela ben size ders anlatırken arkadaşlar en çok üzerinde duracağım sayfa bu sayfa olacak. Sadece bu sayfadan çıkabilecek 10 tane konu başlığımız var çünkü. Borç ilişkisinin doğduğu haklar, sonuçlar. İçerdiği haklar 3'e ayrılıyor mesela. Asli haklar, ona bağlı yan haklar, fer'i haklar ve tali haklar. Kanunumuzun tali haklar başlığı altında iki ana başlık var. Yenilik doğuran haklar, defi ve itirazlar. Yenilik doğuran haklar da arkadaşlar kendi içinde 3 ana gruba ayrılıyor. Kurucu yenilik doğuran haklar, değiştirici yenilik doğuran haklar, bozucu yenilik doğuran haklar. Bir sözleşmenin arkadaşlar kurulmasına neden olan haklar, kurucu yenilik doğuran haklar. Mesela bir sözleşmede ilk irade beyanımız, ilk açıklamamız öneridir. Ben Feyza'ya derim ki, Feyza'cığım nerede oturuyorsun? Hangi şehirde? Sevgili Feyza, sesim geliyor mu? Ya da hangi şehirde oturuyorsun Feyza'cığım? Bir örnek vereceğim sadece örnek üzerine. Ankara'da. Hangi şeyde, semtte? Gölbaşı. Gölbaşı'nda göle karşı evinizi almak için sana 700 bin lira öneriyorum demek arkadaşlar. Ancak sözleşmenin kurulması bu bağlamda Feyza'nın bunu kabul etmesiyle mümkün olur. O yüzden kabul beyanı kurucu yenilik doğuran bir haktır. Aşağıdakilerden hangisi kurucu yenilik doğuran haklardan biridir diye soru A'ya kabul beyanı diye koyabilir. Bozucu yenilik doğuran haklar ise sözleşmeyi arkadaşlar sona erdiren haklardır. Fesih, dönme. Bu arada fesih ileriye yönelikken dönme geçmişe yönelik etki doğurur. Sonra arkadaşlar verdiğim temsil yetkisinin geri alınması, iptal. Bunlar da sözleşmeyi bozarlar. Peki, yine arkadaşların hukuki işlem türlerinden bize soru gelebilir. Bu bir tanıtım dersi olduğu için sadece yüzeysel üzerinden geçiyoruz. Tabii ki hemen hukuki işlem türlerini anlattıktan sonra normal dersimizde bununla ilgili çıkmış soruları çözeceğiz. Şimdi dersimizde bununla ilgili çıkmış soruları çözüyoruz ya, çözdük bitti. Sonra arkadaşlar konu soru konu soru diye gittik. Bitti dersimiz. Bir pekiştirme yapacağız en az 4 saat. Pekiştirmemiz bittikten sonra tekrar soru yapacağız ki hem konuyu tekrar etmiş olalım hem de arkadaşlarım soru örnek soruları çözelim. Bu arada ben sınavda çıkmasını beklediğim konu başlıklarını oluşan 200'e yakın bir soru vereceğim. Evet, hukuki işlem türlerini şöyle bir üzerinden geçersek. Değerli arkadaşlarım, hukuki işlemler tek taraflı hukuki işlemler, çok taraflı hukuki işlemler olarak ikiye ayrılır. Ha, bu arada tam sevgili Bahar bir şey sorarken ben şundan bahsediyordum. Size 200'e yakın arkadaşlarım sınavda çıkmasını beklediğim soru göndereceğim. WhatsApp grubu kuruyoruz zaten dersler esnasında. WhatsApp gruplarından arkadaşlarım. Ben örnek soruları da size ayrıca gönderiyorum. Çıkmasını beklediğim soruları da gönderiyorum. Böyle hap notlar da oradan size gönderiyorum. Sevgili Enes, birazcık büyütmemizi istiyorum sadece. Mümkünse.
Yazılar çok küçük gelmiş. Peki. Sorsam buradaki arkadaşlara. Ha şöyle Hacireciğim, tabii ki. Dersimiz başladığı zaman, KPSS grubumuz açıldığı zaman bir WhatsApp grubu oluşturacağız. O WhatsApp grubundan eklemeyi zaten daha ilk dersimizde yapıyoruz. İlk dersimizde sayımız belli oluyor. O sayıya göre oluşturduğumuz WhatsApp grubundan hem bu notları da size ulaştırıyorum ben, hem de soru ulaştırıyorum cevaplarıyla birlikte. Tabii ki ders başladığı zaman sevgili Hacire. Hacire ne demek? Anlamı ne, çok değişik bir isim. Tabii ki, tabii ki Dimeciğim. Dersimiz başladığı zaman, kaydınız olduğunuz zaman, asıl grubumuz oluştuğunda o kayıtlı öğrencilerden oluşan bir WhatsApp grubumuz var. Oradan paylaşımları yapıyoruz. Evet, şey, çok değişik bir isim dikkatimi çekmişti. Bir 10 gün kadar İran'daydım. Onun sistemden, bakın size şey sevgili Nur, telefon numarası arada gönderdiler. Telefondan öğrenebilirsiniz. Halihazırda bizim devam eden derslerimiz var. Bakın eğitim koçundan ne zaman başlayacağını derslerimizin öğrenebilirsiniz. Mesela biz icraatçı hukukunu bitirdik. Borç hukukunu yeniden başlayacağız. Ders saatleriyle ilgili tüm bilgileri eğitim koçuyla görüşebilirsiniz. Değerli arkadaşlarım, şöyle bir başka bir konu üzerinden örnek verelim bakalım. Mesela sözleşmelerde arkadaşlar yokluk ve butlan bizim için çok önemli konulardan biri. ÖSYM bir yıl sormasa bir yıl bunu soruyor. Bununla ilgili nasıl soru gelebilir? Yoklukta arkadaşlar sözleşmenin kurucu unsurları eksiktir. Sözleşme hiç doğmamıştır. Butlanda ise sözleşme yapılmıştır ancak geçersizdir. Diğer bir ifadeyle kesin hükümsüzdür. Şimdi arkadaşlar, butlan halleri neler? Şöyle bir hemen şöyle bakalım. Şurayı alıp şuradan bir işaretleyelim. Şimdi yokluk ve butlanın tanımları bize sınavda çok sorulmuş. Butlan halleri nelerdir? Yine sınav sorusu olarak bize çok gelmiş. Butlan halleri, bakın, birincisi ayırt etme gücünden yoksunluk. Yani bizim o bildiğimiz huniler var ya arkadaşlar, hani karikatürlerde gördüğümüz. Ayırt etme gücünden yoksun olan kişilerin yapmış olduğu işlemler geçersizdir. Diğer adı batıldır. Diğer isim nedir? Butlandır. Mesela arkadaşlar, akıl hastası Ahmet bilgisayarını 20 yaşındaki tam ehliyetli Mehmet'e 5 TL'ye satmıştır. Bu işlem nedir arkadaşlar? Batıldır, geçersizdir, butlanla sakattır. Hukuka ve ahlaka aykırılık. Hukuka ve ahlaka aykırı sözleşmeler değerli arkadaşlarım, geçersiz sözleşmelerdir. Mesela ben sevgili Feyza ile şöyle bir anlaşma yaptım. 100 tane Kalaşnikov silahı Suriye'ye kaçırması için ona bir miktar para verdim. Bakın, sözleşmenin tanımı şudur. Tarafların karşılıklı iradelerinin anlaşması, uzlaşmasıyla bir sözleşme kurulur. Ancak o sözleşme hukuka aykırı bir sözleşme ise geçersizdir. Çünkü bizim Feyza'yla yaptığımız sözleşme silah kaçakçılığı sözleşmesidir. Kanunda bunun yeri yoktur. O yüzden geçersizdir. Kişilik haklarına aykırılık. Mesela arkadaşlar, benim bir fabrikam var. Sizler burada bulunan 22 kişi. Şöyle bir sözleşme yapıyoruz. Ayda 5 gün işe geleceksiniz. Size 15 bin lira para vereceğim ama hiç evlenmeyeceksiniz. Bu sözleşme kişilik haklarına aykırı olduğu için geçersiz. Yeniçeri misiniz arkadaşlarım? Yeniçeriler döneminde borçlu hukuk olsaydı, o Yeniçerilerin yaptığı bütün işlemler, Yeniçeri ile devlet arasındaki o sözleşme geçersiz bir sözleşme olurdu. Kanunun emredici kurallarına aykırılık. Kanunda emredici bir kural belirlenmiş, ona aykırı sözleşme yapıldıysa o sözleşme geçersizdir. Edimin baştan itibaren imkansız olması. Sevgili arkadaşlar, ben şöyle bir bakayım. Sevgili Nur, sana ayda manzaralı 3 katlı bir dubleks satıyorum. Ayda arkadaşlar hava var mı? Oksijen var mı? Yok. Bu edim baştan itibaren imkansızdır, butlandır.
Hukuki işlem için şekil şartı gereken hallerde bu şekle uyulmaması. Kanun koyucu der ki arkadaşlar, gayrimenkul satışı sadece tapuda gerçekleşir. Araç satışı Karayolları Trafik Kanunu'na göre yalnızca arkadaşlarım noterde gerçekleşir. Dolayısıyla siz kendi aranızda yazılı bir anlaşma yaparsanız araç satışı için o satış geçersizdir. Ya da tapuda yapılması gereken ev satış işlemini noterde yaparsanız yine geçersizdir. Şimdi bir örnek verir arkadaşlar. Verdiğim örneklerden hangi sebeptir der mutla. Yine arkadaşlarım butlan hallerinden A, B, C, D şeklinde şurada gördüğümüz şekilde şurada gördüğümüz gibi şunu A yapar arkadaşlarım. B yapar, C yapar, D yapar. E'ye de burada olmayan bir şeyi ekler. Aşağıdakilerden hangisi butlan hallerinden biri değildir der. Bu şekilde soru sorabilir. O yüzden yokluk ve butlan ders anlatırken üzerinde özellikle duracağımız ve bununla ilgili çok örnek soru çözeceğimiz konulardan biridir. Bir arkadaşımız bir şey sormuş. Sevgili Selma, şu anda şey yapmıyoruz, bir WhatsApp grubu kurmadık. Sadece dersi nasıl işleyeceğimizi anlattığım için derslerimiz başladığı zaman bir WhatsApp grubu kuruyoruz. O WhatsApp grubundan size örnek sorular da gönderiyorum. O WhatsApp grubundan 200'e yakın soru gönderiyorum size. O WhatsApp grubunda bu notların, bunlar bizim hap notlarımız arkadaşlar. 43 sayfadan oluşan özellikle ÖSYM soru tekniğiyle hazırlanmış bir özet nottur. O not üzerinden gidip soru cevap şeklinde giderken bunları size WhatsApp grubundan yine başka ek bilgilerle birlikte yardımcı olmak üzere göndereceğim. Bu dersimizde bugün soru şöyle. Konu üzerinden minik minik sorular çözüyorum nasıl olacağıyla ilgili Ayşe'cim. Ama dersimizde mutlaka mesela butlan halini gördük ya butlan hallerini, butlanla ilgili 10 tane soru çözeceğiz. Ya da işte 12 tane soru çözeceğiz. Özellikle şu gelir, şu gelmiştir diye hangi yıllarda hangi sorunun çıktığını da söyleyeceğim. Olur mu Ayşe'cim? İptal halleri yine butlandan farklı. Bakın butlan halinde sözleşme kendiliğinden geçersiz. Hakim o biraz önce butlan halinde söylediğim durumlarda bu durumu re'sen gözetir önüne gelince. İptal hallerimiz ise arkadaşlar hata, hile ve tehdittir. Ne demek Ayşe'cim? Hata, hile, tehdit nedeniyle sözleşme yaptıysanız o sözleşmenin iptali için bir yıl içinde iptal davası açmanız gerekir. Yani burada arkadaşlar yapılan sözleşme kendiliğinden geçersiz değildir. Sizin bunu iptal etmeniz gerekir. Ve buradaki bir yıllık süre hak düşürücüsüdür ve bu sınav sorusu olarak bize gelir. Şimdi derste size vereceğim bu notlarda şu siyahla yazılmış yerler arkadaşlar gördüğünüz. Sınav sorusu olarak en az 2-3 defa çıktığı için notların içinde özellikle siyah puntoyla yazılmıştır. Gabin, yeni kanunumuzda yani arkadaşlarım 1.7.2012 yılındaki Türk Borçlar Kanunu, Borçlar Kanunu'ndaki en büyük değişiklik en son bu yılda olmuştur. Eski gabin olan isim eşi yararlanma şeklinde düzenlenmiştir. Aşırı yararlanma nedir? Hangi durumlarda ortaya çıkar? Aşırı yararlanma sonucunda arkadaşlar mesela size arkadaşlar değerinden çok 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 düşük saatinizi birisi aldı ve siz bu konuda bilgisizsiniz, saatiniz meğer antikaymış. Ne yapabilirsiniz? Sonuçları nelerdir? Bunları anlatacağız. Şimdi genel olarak arkadaşlarım soru tarzımız, anlatma tarzımız bu bizim. Ders anlatırken merak ettiğiniz dersle ilgili başka neler var bana sorar mısınız? Sadece minik örnekler üzerinden ders anlatım şeklimizi, nasıl derste ilerleyeceğimizi, ÖSYM'nin genel yapısını, sizden neler beklediğini anlatmaya çalıştım. Bana sormak istediğiniz bir şey var mı? Şöyle söyleyeyim, her ders kendine göre değişiyor Bahar'cığım. Ama borçlar hukuku dersimiz bir 25 saat kadar sürüyor. Bundan sonra biz bununla bitirmiyoruz. Sonra pekiştirme dersi yapıyoruz bir gün. Sonra bir günde soru çözüyoruz bunun üzerine tekrar. Ama ben derslerimde, ben borçlar hukuku için söylüyorum, soru cevap şeklinde gidiyorum. Neden? Çok soyut bir ders bu ders. Böyle anlatıp geçersem kafanıza hemen
oturmayabilir. O nedenle hemen anlattıktan sonra onunla ilgili gelecek soruları gösteriyorum size ki dersi pekiştiriyorum. Yani en son zaten arkadaşlar bütün ders bittikten sonra genel bir pekiştirme dersi de yapıyoruz hep beraber. Oldu mu Bahar'cığım? Başka sorusu olan var mı arkadaşlarım? O zaman evet. Ben borçluluk hukuku ve icra iflas hukuku anlatıyorum değerli arkadaşlarım. Aynen öyle. Aynen öyle. Sevgili Beyza şu şekilde. Borçlar ve icra iflas hukuku dersimiz. Konudan hemen sonra çıkmış soruları. Bitti mi dersimiz, ana dersimiz? Sonra tekrar bir pekiştirme. Sonra tekrar soru çözümü. Bu şekilde. Ha, eğer arkadaşlar mevcut dersleri, işlenmiş dersleri izleyecekseniz lütfen sistemdekileri arayın. Size mevcut olan derslerin olduğu, inşallah canım benim, çok rahat yetişirsin. Çok çok rahat. Şu an hali hazırda olan WhatsApp gruplarına ama kayıtlı öğrencilerin bulunduğu derslerimizin işlendiği WhatsApp grubuna sizi dahil ederler. Benim telefonumu da alabilirsiniz. Başka sorusu olan var mı? Değerli arkadaşlarım, daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Eğer KPSS'ye çok az kalan bu sürede bizimle beraber yol almak istiyorsanız sizi derslerime bekliyorum. Elimden geldiğince derslerde size yardımcı olacağım. Dediğim şekilde soruları işleyeceğiz. Ve umarım her şey gönlünüzce olur. Sınavda da derste katılan ya da katılmayan tüm güzel kardeşlerime buradan selam ve saygılarımı iletiyorum. Kaleminiz inşallah doğruya gider. Allah her şeyi hayırlısıyla gönlünüze göre versin. Sizi kocaman öpüyorum. İyi geceler diliyorum hepinize. Görüşmek üzere. İnşallah. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun arkadaşlarım. İyi geceler, iyi geceler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.